Lütfen Zeynep. Kız içinde kalacak. Bu böyle değildi. İçine sokmuştum ben bunu. Yırtıldı herhalde. Ben ne yaptım ya? Bunlar bize sürpriz gelen kutular. Derhal kutumuzu açtık. Merhaba, bugün kanalımızda yeni bir konseptimiz var artık. Ve şu anda onun ilk videosundayız. Ne yapacağımızı hemen anlatıyorum. Bu videoda iki tane kumbaramız var ve biz bu kumbaraları boyayacağız, renklendireceğiz. Ama nelerle? Sürpriz iki tane kutumuz var. Onun içerisinden çıkan ürünlerle. Evet. Ondan sonra da bundan sonraki gelecek bu konseptin devamındaki videolarda da biriktirdiğimiz paralarla size hediye alacağız ve çekiliş yapacağız. Yani bu videoda bu kumbaraları ikimiz de boyayacağız. Ondan sonraki videolarda da dediğim gibi o kumbaraları patlatacağız. İçerisinden ne kadar para çıkarsa artık o parayla da hediye alacağız ve onunla çekiliş yapacağız. Ayrıca size bir şey söyleyeceğim. Bir tane ışığımız gitti. Patladı, evet. Şu an tek ışıktayız. Umarım güzel çıkıyordur ışığımız. Bunlar bize sürpriz gelen kutular. Yunus 8'lerine 24 saat tek renk videosu çektim ya, Zeynep Rolmaz'la. Yani kendi kanalıma, onu da videonun sonundan izleyebilirsiniz. Ayrıca yayınlamadıysak da şu an yayınlanmamış olabilir. Kanalına abone olup yakın zamanda haberdar olabilirsiniz ondan. Video bildirimlerini açarsanız şimdi hemen videoya geçelim. Kutular, ne yazık ki bu kutuyu biz daha önceden açmıştık. Ama o videoyu yayınlayamadık. O yüzden bu kutuyu bir daha açacağız. Alttaki kutu yeni geldi. Alttaki kutuyu daha açmadık. Onu da sizlerle beraber görmüş olacağız. İçinden çıkan malzemelerle hangisiyle kumbarayı boyayabilirsek onlarla boya yapacağız. Bu kadar. Şimdi açmaya başlıyoruz. Anaokulda benim böyle bir dosyam vardı. Aynı benim o dosyaya de benziyor. Şimdi açıyoruz. Et düşmesin. Ha, bana kalsa ne yapacağım biliyor musun? Açacak, her yere seyredeceğim. Açacağım ve şöyle. Hani dolabı tamamıyla doldurursun ve açarsın, filmlerde üstüne düşer ya. Onun gibi bir şey olacaktı. Derhal kutumuzu açtık. Evet, Fatih'ten böyle bir yazı çıkıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında başarılar dileriz, sevgiler diyor. Önümen TV'ye özel yazı yazmışlar. Ve burada bir sürü kalemlerimiz var. Haydi başlayalım Zeynep. Zaten bunları gördüğümüz için, söylediğimiz için bunu hemen geçmek istiyoruz. Hızlı geçelim. Burada bir sürü şuraları tutarken parmağınız acımasın diye özellikle benim için gönderdiler bence şu an bunu. Bunlar yazı yazarken parmağınız acımasın diye. Burada parmak boyalar var. Parmak boyalarla bu kumbaraları boyayabiliriz. O yüzden bunu kenarıya alıyorum. Artık hani mesela kuru boyayla bunu boyayamayız. Zahmet oldu canım. Ona göre ayıracağız şimdi. Kategorilendireceğiz. Ve burada çok güzel bir sulu boya var. Bu gerçekten muazzam. Benim çok hoşuma gitti. Neden derseniz çok tatlı gözüküyor çünkü. Farklı böyle büyük büyük. Farklı böyle büyük büyük yapma aynı şeklinde. Şurada gösterdiğiniz şekilde oluyorlar. Evet. Onu hatta Zeynep o zaman 2 saniyeliğini açsın. Ondan sonra gösteriyorum. Böyle hamurlar var. Aa, bunun içinde ondan de fırçalar sonra var. Bak, bunlarla da boyayabiliriz. Olabilir. İnce yerleri onlarla yapabiliriz. Sonra iki tane kurşun kalem. İki tane kırmızı kalem. Görüntü yok, ses var. Alo, videodayım. Sonra arayacağım, tamam mı? Üzüldüm. Sağ ol. Sonra burada pastel boyalar var. Ve kalem tıraş, sınav silgisi. Burada da boyamak için bir... Sınav silgisi mi, ne alaka? Sınav silgisi yazıyor. Hani? Defter var. Ha, hayır, öyle silgi. Optik silerken hani iz bırakmıyor. O anlamda sınav silgisi. Zeynep mesela aldığımızı söylemiştik ya, daha önce açtığımızı. Burayı boyadı bile. Yani o kadar söyleyeyim size. Bunu buralarda bir tane daha boyamıştım. Bak, bunu da boyadım. Kız ne güzel boyamış ya. Resim çok tatlıymış. Zeynep 6 yaşına indi. Evet arkadaşlar, ben 6 yaşındayım. Bunu söylemek istedim. Şöyle bakın. Çok farklı. Bunlar da su kapları. Burası da olur yazın. Çok iyi. Şimdi de hiç açıp görmediğimiz kutuyu açıyoruz. 1, 2, 3. Aa, değişik şeyler var. Pastel boya. Ondan sonra poster boyası mı? Değişik bir şey poster bu. Poster boyası dediğin hani şöyle yağlı kağıt gibi şeyler oluyor ya. Belki bir dakika, çok ilgimi çekti. Şu an buna bakacağım. İlgimi çekti. Ben de hemen öbürlerini göstereyim. Böyle tatlış kaşlı 12'li boya kalem var. Neon diyor bu. Kuru kalem. Neon. Tam da neon renkler var diyor. Bence benim için ya, göndermişler şu an. Ve keçe kalemler var. Ve ooo, uçları benim dediğim gibi. Gerçekten mi? Ay, Zeynep bunu istiyordu. Aç bakalım. Renkler patlıyor Zeynep. Oo! Bunlarla da boyayabiliriz. Hemen kenarıya koyuyorum. Böyle burada da boyama defteri var. Ondan sonra sulu boya var. Sulu boyanın yapısı ince olduğu için boyayamayız. Ve silgi. Çok tatlı da değil mi? Aa, evet. Bu kısası. Ama senin tam şey, seninki uzundu. O başka bir şey. Çok güzel. Bu bunları boyamak için. Aynen. Burada da değişik bir şey var. Jel boya. Aa, jel boya. Zeynep ne yaptın? Hayır, deneyeceğim diye eline yaptığı şeye bakar mısın? Yuvarlak kalem. Bak kardeşim, bunu vermişler yanında. Buraya deneyebilirsin. Canım kardeşim. Tamam mı?
Jel boyalara da baktık. Kumbaramızı boyayabilmek için iki tane uygun boyamız var. Bir parmak boya, bir de poster boyası. Değişik. İlk defa duydum. Poster boyasına bayıldım. Çok güzel pembesi. Çünkü neon. Neon seviyorsun. Kanalına şey de çek. Neon, neonlu bir gün. Neonlu bir gün. Neon neon göz, tamam mı? Gece bir geziyorsun, Zeynep bir kilometre öteden neon geliyor. Ben Büşra, buradayım. Benim kumbaram bu. Bu da Zeynep'in. İnanamıyorum. Çok değişik bir şey. Ayrıca en son kimin kumbarasının daha güzel olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Ama şu anda ilk önce yapmamız lazım lütfen. Bu ben, kesinlikle böyle kalmayacak. Ben ilk arka planı full beyaza boyayacağım. O yüzden beyaz boyayı açıyorum şu an. Paletimiz nerede? Paletle mi yapacağız? Palet, evet. Karıştırmayacak mısın sen hiç renk? Aa, ben renk karıştırmam lazım. Aa, benim de karıştırmam lazım bir tane. Burada benim paletim. Ayrıca fırçalarımız ne kadar yıkansa da çıkmadı. Bu yüzden böyle idare edeceğiz. Zaten onda önceki yaptığımız videolardan kalan boyalar, kalıntılar. Şu anda benim elde etmeye çalışacağım renk gri. Orada ilk defa bu fırçalarla boyayacağız. Evet, bu fırçaları aldık. Normalde başka bir video konsepti için saklıyorduk ama burada kullanalım dedik. Ben şimdi buna böyle su sürüyorum. Ondan sonra üstüne guaj değil mi? Parmak su niye sürüyorsun? Parmak boyası tam hafif sulu olsun diye. Değişik bir yöntem. Bence ezilirse kötü olur Zeynep. Yapma. Bence onu kurut. Çünkü o bir karton. Kırdı. Ne kadar iyi bir insan olduğumu görüyor musun Zeynep? Arkadaşlar, yani burada rakibim iyi bir olmana insan rağmen. Değil, normal. Ne? Normalde iyi bir insan. Nasıl değil. Yani? Bana hiç dondurma vermiyor. Bana dondurma almıyor. Çünkü dondurma yemediğim için. Hayır, sanki dondurmam var da dondurma vermedim. Vay, harika. Ay, parmağımla mı boyasaydın? Parmak boyası yani. Ne kadar şakacısın öyle. Parmak boyasıyla o kadar güzel bir his ki sana anlatamam. Sen de parmakla boya. Ne kadar değişik yani, bir parmak boyası nasıl olur da parmakla yapılır? Hayır ya, alakası yok. Parmak boyası parmakla daha güzel bence. Daha eğlenceli. Normalde bu parmak boyalarının amacı tabii ki de böyle şeyleri boyamak değil. Ama biz istedik ki bir videonun içerisinde her ikisini de yapmış olalım diye. Bu yüzden şu anda böyle yapıyoruz. Yani normalde parmak boyasıyla kimse kumbara boyamaz. Evet. Ayrıca benim kumbaram da gri fark ettiyseniz. Umarım işimi zorlaştırmaz. Kolay olacak gibi geldi bana gri yaparsam eğer. Umarım düşündüğüm gibi olur. Beni üzmez. Süngerle boyayacağım. Benim de o süngere ihtiyacım var. Nasıl alabilirim? Benim süngerim vermem. Aa, anne. Anne. Anne, bulaşık süngeri getirir misin? Abla. Efendim. Sen ne yapacaksın? Söylesene bence. Yok, sürpriz. Ya Zeynep, her zaman videolarda böyle olur. Söylemeyiz, sürpriz olur, tamam mı? Geleneği bozma. Geleneği bozma. Kendin yap, geleneği bozulmaz, anladın mı beni? Bu parmak boyası yetmezse akrilik boyadan kullanmaya devam edeceğim. Geldim. Ben de bunu aldım. O bana yetmez. Bakın, ben kesiyorum, Zeynep kullanıyor, görüyor musun? Ay arkadaş. Ay arkadaş. O nasıl bir cümleydi? Löpçük diye. Ne yapıyorsun ya? Zeynep kendi içinden hain planlar kuruyor bana karşı ama söylemiyor şu an. Nasıl ya? Löpçük diye niye hayal kuruyorsun? Löpçük diye dökeyim hani üstüne, direkt iş bitsin anlamında demiştim ama teşekkürler. Ya Zeynep ya. Kız, bu çok zor bir iş şu an. Şu an gerçekten çok zor durumdayım. Yani gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Tamam, buradan tutayım, en azından burası boyanır sonradan, tamam mı? Burada kurumadı de lütfen. Aa, lütfen Zeynep. İçinde, kız içinde kalacak. Bu böyle. Eğil biraz daha, bak bakayım kalmış mı? Bu böyle değildi. İçine sokmuştum ben bunu, yırtıldı herhalde. Ben ne yaptım ya? O zaman kumbarayı açacağımız videoda bir peçete çıkacak içinden büyük ihtimalle. Peçete geçiyor mu diye soruyormuşum bir de millete. Parmaklarım birbirine yapışıyor. Ya umarım, bak umarım içine boya falan girmemişti. Zeynep kumbarasını boyadı, kurutmaya gitti. Şu anda ben de kumbaramı boyadım, kurutmaya gidiyorum. Kuruttuktan sonra sadece altını boyayacağım. Tek yapmam gereken şey altını boyamak. Ondan sonra devam edeceğiz. Şu an ertesi günden hepinize merhaba diyorum. Merhaba. Neden ertesi gün derseniz de bunların kurumasını bekleyip sonra uyumuştuk. Evet. O yüzden. Ve ayrıca ben bunu koyuyla boyadım ilk önce, tamamen kapatıcı olsun diye. Sonra üstünü açık boyamayı düşünüyordum. Şu anda o işlemi yapacağım. Benimki bitti. Ben şu anda üstüne kurşun kalem ne yapacağım şeyi çizeceğim. Ondan sonra artık Allah ne verdiyse boyayacağım, bitecek. Harikasın. Ve ne çizeceğimi söyleyeyim mi? Söyle istersen.
Dur birazcık biteyim şöyle. Söyle canım söyle. Hiç çekinmene gerek yok. Senin çizeceğin kesin belli değil mi? Yani bilemiyorum Zeynep'ciğim. Belli ya abla midir, söyler misin? Midir? Aa söyleyemem. Biz burada bir yarışma içerisindeyiz. Tamam göstermiyorum be. Biz burada bir yarışma göstermiyorum içerisindeyiz. Göstermiyorum be. Aa niye? Oldu canım. Ya sen misin Zeynep'ciğim şimdi? Biraz işin içerisinde merak olursa belki daha çok eğlenebilirim diye düşündüm. Başlıyorum boyamaya. Ben bunu nasıl çizeceğim şimdi oturup? Sen bakacaksın. Çizeceksin Zeynep. Ben yaparken de sen bakacaksın. Ha ha ha. Ha ha ha. Evet bence de ha ha ha. Arkadaşlar ben şimdi burayı boyadım ve iyice kırıttım. Ben dediğim gibi burada Iron Man'i çizeceğim. Bunu çizmeye başlayacağım. İlk önce kurşun kalemle hafif hafif çizeceğim. Ondan sonra direkt düz boyayla başlayacağım. Ben de burada griye boyadığım kumbaranın üzerine siyah çizgiler çekiyorum. Sonra siyah yan çizgiler de çekeceğim. Zaten yavaş yavaş ne yaptığımı anlarsınız. Ve birazcık eskimsi yapıyorum. Bunların çok düz olmasına uğraşmıyorum. Daha böyle şey bir hava katar diye düşündüm. Hem de vakitim, evet. Hem de vaktim boşa gitmez. Bu kadar. Ve bu cetveli ilk ben kullanacağım şu an. Çok mutluyum. Ne kadar da değişik bir olay. Çok iyi değil mi ama? Lütfen. Çok iyi. Bu tarafa doğru yapılmıyor. Şimdi ben bunu yapacağım. Hani neden cetvel kullan? Çünkü orantılı olsun diye. Bir de bana bak direkt. Çek. Şak. Çek. Aman. Burada 7.5'u işaretliyorum. İşte burası. 7.5'u işaretledim. Şimdi yanlamasına ben de seçeceğim onu. Çok karışık. Ne? Çok ne konuşuyorsun kız orada? Çok karışık. Garip. Ne farklı oldu? Ben niye burada yapmıyorum? Allah Allah. Dalmışım orada çok yapıyorum cidden ya. Ha. Çok cidden ha. Çok cidden ya. Allah Allah. Nasıl olur çok cidden ya? Ya ben ortasını bulmuşum. Direkt Iron Man'in yüzünün ortasından başlayayım gitsin. Sen bilirsin sonra yamuk olursa senden yani. Ya ama bak şimdi üzüyorsun beni böyle yaparak. Üzmüyorum. Yapabilirsin diyorum. Niye yapmıyorsun ki? Ama beni üzüyorsun. Allah Allah. Hayda. Suçum ne şimdi benim ya? Çok suçum var senin. Gençler. Çok iyi oldu. Mütevazilik de Zeynep gibi oğlum. Çok iyi oldu. Iron Man'imi çizdim arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda. Çok iyi oldu. Renklendirdim böyle. Bayağı iyi oldu. Mütevazilik de Zeynep gibi oğlum. Arka planını da boyadım böyle kırmızı. Ama kendi çizdiğim burada. Nasıl gözüküyor mu kamerada? Evet. Kendi çizdiğim böyle oldu. Güzel olmuş mu sence? Bence olmuş. Ben beğendiğimi söyledim. Tamam. O zaman ilk olarak ne yapacağım? Sarı yerini değil, ilk beyaz yerlerini boyayayım. Şu anda yan çizgileri çiziyorum. Zeynep şu an ne yapıyorsun? Gözünü boyuyorum. Kenarındaki siyahlıklarla beraber boyuyorum ki o kurşun kalemler belli olmasın. Yani beyazın üstüne beyaz boyamak da ne yani. Ne bileyim yani. Buraya ne yaptın? Oralara değdi. Orayı zaten kırmızıya boyayacağım. Boyadıktan sonra full kalan kenarlar var. Oralara devam edeceğim. Ha, çok güzel olmuş ama. Olmuş mu? Güzel olmuş. Ben çok beğendim. Böyle ben tamamen yaptım bunu. Böyle dediğim gibi çok umursamadan yaptım. Çünkü zaten bunlar ön planda olmayacak. Bu arada Instagram hesaplarımızı takip etmeyi sakın unutmayın. Ve ayrıca bu videonun başında iki tane kutu açtığımızdan dolayı biz yapım aşamalarını biraz daha azalttık. Siz sıkılmayın diye. Diğerlerine oranla o yüzden daha az gözüküyor yapım kısımlarını gösteriyoruz. Aynen gözüküyor ama biraz daha ortaya alsan sanki çok daha iyi olacak Zerif. İnsanlar görmek için böyle gözleri aşağıda kalacak. Aynen. Aynen ama onu o kadar göstermesen daha iyiydi aynen. Bence şu an Zeynep çok iyi gidiyor. Zeynep kazanacak gibi geldi bana. Arkadaşlar tükür tabii. Ve bence çok güzel gidiyorsun. Maşallah. Şu anda sadece kulağını boyayacağım ve her şey bitmiş olacak. Kendi etrafından siyahla geçmekten vazgeçtim. Böyle daha güzel gözüküyor bence. O yüzden boyamayacağım. Ay çok heyecanlandım şu an. Sadece kulağı kaldı çünkü. Ben Allah. Çok fazla ilerledim. Gösteremem. Hani o kadar ilerledim ki gösterirsem olmaz. Bu kadar. Bu ne derseniz bir süs. Kağıttan bir süs yapmış. Canı istemiş arkadaşımızın. Ne yapabilirim yani? Canı istemiş yapmış. Şu anda böyle şimşeğin aşağısındaki çizgiyi çiziyorum. Bitirme. Git kenarda bitir. Bitti. Görmek istemiyorum. Kenarda bitir. Ara, nasıl olmuş benimki? Olmuş mu? Kötü olmuş ya. Bakamam yani şu an hiç. Çok kötü olmuş. Gözümü kirletmek istemiyorum. Ve şu ne? Evet, şu. Şöyle bak bakayım. Sence neye benziyor? Bir düşün. Uğur böceği. Hayır. Düğme. Orada bir şey yazıyor. Hı?
Asla hayal ettiğim gibi olmadı. Ne yazıyor peki? FT. Ne sence FT? Bilmem. Nasıl ne bilmem? Bilmem valla. Fenomen TV'nin FT'si Zeynep. Orada ya, bayağı 2-3 tane çizgi atmışsın. Ya hayır. Bak şimdi damga vuruluyor ya böyle. Ha. Hani böyle diye. Anladın mı dediğimi? Aynen fıkı fıkı. Ya Zeynep ya. Hani böyle damga vurulur ya eskiden. Şimdi artık öyle değil. Direkt böyle basmatiği ya, var. Ya mum damlatır üstüne damga basarlar kocaman. İşte mürekkeple yapılır ya. Onun böyle FT olarak düşündüm ama o öyle görünmedi. Ondan sonra böyle burada adet kağıdında yeşillik var ya, bu burada süs. Ondan sonra bunlar LED olduğu için kendileri mıknatıslı bulut ve size şey. En büyük sürpriz vereceğim. Sonra bu. Ay tükürcek. Bir, bu hayat, iki, bir dakika, üç. Dur. Heh, tamam. Anlatayım. Bu hayatınıza görebileceğiniz en havalı köpek. Bu şekilde ve Zeynep sürprizi gösteriyor. Hepsini ters yapmış teker teker. Abla köpeği bari düz yapsaydım. Kumbaraları böyle durur artık. Aynen, para atmaya çalışır başka bir de gelmiş. Şey kumbara gibi görülmez. Para alınmaz. Nasıl fikir? Ay. Yeni taktik. Aa, bilerek yaptım ben. Şu an gerçeği açıklıyorum. Sırf para çalınmasın diye. Git ya. Benimki de tamamlandı. Benimki de Iron Man. Hadi çok tatlış oldu. Aynen. Koskoca Iron Man'e tatlış demem peki. Aynen. Ay, çok tatlış oldu. Üst tarafını boyadım ve ters yapmadım. Ayrıca Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Biz bunların içerisine para biriktirip size hediye almak için çok heyecanlıyız. Bakalım ne kadar para biriktirebileceğiz ve neyi çekiliş yapacağız. Beklemede kalın. Tabii ki yakın zamanda olmaz çünkü para biriktirmemiz lazım. Tamam evladım. Şimdi yan yana gösteriyoruz son kez ve kapanışı yapıyoruz. En beğendiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Yani bunu ters olarak düşünmezseniz çok seviyorum. Ters olarak ters. Ya para ben çalınmasın diye. Para çalınmasın. Arkadaşlar şu an boş bir şey uydurdu, onu söylüyor size. Onu da sen söylerken aklıma geldi. Ters. Benimki düz. Dışları böyle. Hayır. Bakın burada damga bile düşündüm. Çok eskimsi trak bir şey yaptım. Bakın arkası, önü. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Aynen. Buralardaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşmek üzere. Alır mısın kumbaranı? Ben bunu para biriktirmek için hemen içeri gidiyorum. Haydi.